1936 senesinde 27 Eylül ayında doğdum. Kuzguncuk'ta doğdum. Orada vaftiz oldum. 5 sene kaldık orada. 5 sene yaşadım. Ondan sonra şeye gittik. Bağlarbaşı'na taşındık. Bağlarbaşı'nda Surfaç Ermeni Kilisesi'ne öğrenmek için tabii o yaşta başladık oraya gitmeye, devamlı olarak pazar günleri gidiyorduk. Birkaç seneler sonra oranın baş mugannisi vefat etti. O zaman 14 yaşındaydım. Yerine Kirkor Hapyan adında bir baş muganni geldi. Ve o çok çalışkan biriydi. Beğendi beni. Öğretmeye başladı. 1950 senesinde Hamparsum notasını öğretmeye başladı. Hamparsum notasını öğrendikten sonra ufak ufak başladık okumaya vesaire. 1956 senesinde askere gittim. İskenderun'a, Deniz Bahriyeli olarak İskenderun'a vazife gördük. 3 sene kaldım. 3 sene askerlik yaptım. İskenderun'a gittim ve İskenderun Kilisesi'nde boş zamanlarımda, tatil zamanlarında oraya gittim. Orada icra ettim. Ayinlere katıldım. Sonra 3 sene sonra tezkere aldıktan sonra Üsküdar Bağlarbaşı'nda Surf Garabet Ermeni Kilisesi'nde muganni olarak, yardımcı muganni olarak 1960 senesinde, bir sene sonra da oranın mugannisi ayrıldıktan sonra orada baş muganni olarak vazife verdiler bana. 67'ye kadar orada vazife gördüm. Oradan bazı sebeplerle ayrılmak zorunda kaldım. Ayrılacağımı duyan Gedikpaşa Kilisesi'nin şeyleri, mütevelli heyetleri hemen harekete geçtiler. Beni Gedikpaşa'ya transfer ettiler, etmek istediler. Kabul ettim. Orada seneler geçtikçe orada talebelerim oldu. Hepsini yetiştirdim, öğrettim. Sonra 70'li senelerde işte onlar ayrıldılar burada. Ayrılmak, Avrupa'ya gittiler, dağıldılar. Kanada, Amerika, Fransa, Almanya vesaire. 19 sene kaldım orada. 19 sene vazife gördüm. Sonra talebelerim de dağıldınca tabii moralim de bozuldu. Ayrılmak istedim oradan. Yeşilköy Kilisesi'ne vazife verdiler. Yeşilköy'de çok kalabalık talebelerim vardı. 3 sene orada vazife gördüm. 3 sene. Ondan sonra buradan haber geldi. Muhakkak seni istiyoruz dediler. Buradaki muganni ayrılıyordu. Mecbur oldum peki demeye. Ve 27 senedir burada vazife görüyorum şimdi. Burada talebelerim var. Hepsi 8 yaşında geldiler yanıma. Şimdi evlendiler, icabında çocukları oldu vesaire. Ama bunlardan sonra gelen yetişmiyor. Yani gelen yok. İlgi yok gençlerimizde. Başka başka eğlenceler olduğu için başka mevzularda tabii gelemiyorlar. İşte biz de istiyoruz ki gelsinler de yetiştirelim ama bulamıyoruz bu zemini, bulamıyoruz. Yani kilise hayatım budur, buraya kadar geldik. Evet. Şimdi aileme dönelim. Annem Kuzguncuk Kilisesi'nde muganniydi. Muganniye miydi? Evet, evet. Annemden de çok şeyler öğrendim. Evde mesela ders verdi bana. Ben kendi bildiklerini anlatırdı, öğretirdi. Babam tuhafiye üzerine iş görürdü. Şimdi annemin, babamın yetim büyümüştür babam. Çünkü annesini babasını ufak yaşta kaybetmiştir.
Tabii annemlerin evlendikleri zaman gelmiştir annemin yanına, annemi bunu. Dedem vardı, dedem de Kuzguncuk'da bulunduğumuz zaman dükkan sahibi var aşağıda, dükkan sahibiydi. Bakkal dükkanında çalıştırdı. Büyük annem de dedem, ondan sonra babam, annem hep beraberdik yani, beş kişilik bir aileydik. Sonradan kız kardeşim dünyaya geldi, 1943 senesinde. Tabii aile çoğaldı. Babam heves sardı, bilmiyordu o kiliseleri falan, yakın değildi yani. Heves sardı, annem öğretti, ben de bildiklerimi öğrettim ve 40 yaşından sonra babam mugani oldu. Kiliselere devam etti. Bu arada evde toplanırdık. Kardeşim, annem, babam, ben ilahiler seslendirirdik. 1977 senesinde babam vefat etti. Ondan sonra ben de tabii evlendim bu arada. 1965-66 senelerinde evlendim. Bizim hanım Kadıköy'de otururdu. Bir müddet Bağlarbaşı'nda devam ettik oturmaya. Çocuklarım orada doğdu, kızım doğdu. Arkadan oğlum doğdu. 1977'de oğlan doğdu. 68'de de kızım doğmuştur. Bu arada hanımın bir evleri vardı Kadıköy'de. Babası vefat etti. Mecbur olduk, annesi yalnız kaldı, mecbur olduk Kadıköy'e taşınmaya. Bu arada kızım Kadıköy okuluna gidiyordu. Serviste gidiyordu tabii. Yakın oldu bize. Oraya gitmeye başladı. Oraya taşındık. Birkaç sene sonra annemizi de aldık Kadıköy'e. Çünkü annemiz yalnız kaldı. Daha önceden kız kardeşim, eniştem bir daire almıştı Kadıköy'e. Onlar taşınmıştı. Bizden önce taşındı. Tabii annem yalnız kaldı. Annemi de aldık Kadıköy'e. Bu vaziyette kızım evlendi. Oğlum askere gitti. Askerden döndü. Oğlumuzu da evlendirdik. Şu anda bir de torunum var, kız torunum var. 10 yaşında. Allah bağışlarsa. Böyle bu vaziyetten şey devam ediyoruz. Hayatımızı idame ettiriyoruz. Bu arada hanım vefat etti. İşte hayattır bu işte. Devam ettiriyoruz. Hayat devam ediyor. Annenizin, babanızın isimlerini öğrenebilir miyim? Annem Victor. Victor. Babam Vahram. Evet. Doğduğunuz yıllardaki Kuzguncuğu biraz anlatabilir misiniz bize? Şimdi Kuzguncuğu, tabii 5 yaşıma kadar orada kaldım. Çok fazla şey hatırlamam. Yalnız evi biliyorum. Doğduğum evi biliyorum. Dedemin dükkanı olduğunu biliyorum. Hatta işte seneler sonra, 5 yaşımdan sonra o evi satmaya kalktık. Bu arada kiracı vardı içeride. Satın almaya gelen insanı içeri almadılar. İçeri almadılar. Tabii dışarıdan gösterdik, tarif ettik, şudur budur diye. Hiç unutmuyorum, 300 liraya sattık o evi. Üzerine de biraz para koyduk ve Bağlarbaşı'ndaki evi aldık. Bağlarbaşı'ndaki ev bahçe içinde, çok büyük bir bahçesi vardı. Çeşitli meyve ağaçları vardı. Orada çok iyi günler geçirdik. Örnek, mesela 1 Mayıs, evet 1 Mayıs'ta Bahar Bayramı idi o zaman. Bütün komşular gelirdi bizim bahçemize, orada baharı yaşardık. Yemekler yerdik, oyunlar oynardık, o kadar büyük bir bahçemiz vardı.
Sonra nüfus sayımları olurdu 5 senede bir. Dışarı çıkmak yasağı olur tabii nüfus sayımı olana kadar. O günler hep arkadaşlar, şeyler, komşular gelirdi bahçemize. Neşeli neşeli zamanlar geçirirdik. Unutmuyorum. Sonra şeyi hatırlıyorum. Mesela bir varlık vergisi vardı. Varlık vergisi çıkarmışlardı. 500 lira anneme, 500 lira da babama fiyat biçtiler. Annem brode işleri yapardı. Makineyle, el makine, ayak makinesiyle brode işleri yapardı. Onun için 500 lira fiyat biçmişlerdi. Bunu hatırlıyorum. Harp zamanlarında karartma olurdu. Perdeler kapanırdı. Alarm çalardı. Bizim yakınımızda tramvay garajı vardı. Tramvay garajında bazı tatbikatlar olurdu. Alarm çalardı. Sığınaklar yapılmıştı her bahçede. O zaman bahçeler çoktu tabii. Sığınaklar yapmıştık, kazmıştık böyle. Tatbikat olarak alarm çaldığı zaman hemen kaçardık, girerdik içeri. Böyle anılarımız var. Karartma perdeleri kapardık her akşam. Işık sızmasın diye dışarıya. Dışarı çıkardık, kontrol ederdik. Bakalım ışık var mı yok mu diye bu vaziyette. Harp zamanlarında o zaman. Ekmek karneleri vardı. Ekmek karneyle alınırdı. Her gün ekmekçi gelirdi. 100 gram, o zaman 1 kiloydu ekmekler. Şahıs başı 100 gram ekmek verirdi. Askerler vardı bizim karşımızda, evimizin karşısında. Askeri süvarilerin eğitim yeriydi. O askerlere para verirdik, bize tayin verilirdi. Askeriye çıkan tayinleri bize verilirdi. Tabii yetmezdi 100 gram, yetmezdi. Onu hatırlıyorum. Sonra şeyde benim katıldığım kilisede süvariler istemişti, kiliseyi istemişti. Ana kilisenin ana bölümünü atlar, süvariler, samanlar vesaire onlar kullanıyorlardı. Biz o yandaki bölümde icra ediyorduk. Kapamışlardı böyle tahtalarla vesaire kapamışlardı. Biz aradan böyle bakardık ne var ne yok, ne yapılıyor diye. Böyle günler yaşadık. Evet. Kuzguncuk'ta çok hatırlamıyorum dediniz ama nüfus ne kadar Müslüman, ne kadar Ermeni ya da Rum vardı hatırlıyor musunuz? Ne kadar Ermeniler çoktu o zaman tabii. Çoktu o zaman. Çünkü bütün Anadolu'da, İstanbul ve Anadolu'da 36-40'a yakın kilisemiz vardı. Tabii Anadolu'nun her tarafında yaşamış Ermeniler vardı. Gittikçe, zaman geçtikçe tabii bunlar İstanbul'a göç ettiler. Ömürleri vefa etmedi. Şimdi kimse kalmamıştır. Yani kilise olarak Kayseri'de bir kilisemiz var Anadolu'da. Bir de İskenderun'da kilisemiz var. Ve cemaat yok. İskenderun'da var. Kayseri'de yok. İskenderun'da var. İskenderun'un bir köyünde, Vakıflar Köyü. Orada yaşayanlar hepsi Ermeni. Şimdi İskenderun'da da bir kilisemiz var. Orada vakıflarda da var. Oranın papazı genç bir papazdır. Bir pazar İskenderun'da icra ediyor. Bir pazar vakıflara gidiyor. O iki tarafı da idare ediyor o vaziyette. Kayseri derseniz senede 3 sefer ya da 4 sefer gününde oranın günü olur. Tabii otobüslerle seyahat ederler, giderler orada. Pardon. Cemaat gider, işte ayine katılır vesaire. Tabii ayine katılan da yok. Hepimiz buradan gideriz mesela. Orada ayin icra ederiz. Bu vaziyette. Evet. İstanbul'da kaç kilise var şu anda aktif? Şu anda
33-34 diyebilirim. Evet. Hepsi açık değil mi? Hepsi açık, evet. Hepsi açık. Bazıları cemaat olmadığı için uzak yerlerde bulunan, örneğin Beykoz, Kartal vesaire böyle uzak yerde, Eyüp. Ayda bir icra ediliyor. Ayda bir, bir gün tayin etmişlerdir. Oraya gidilir ve icra ediliyor. Siz Anadolu'dan çok İstanbul'a geldiler dediniz. Sizin aileniz İstanbullu mu yoksa onlar da başka bir yerden mi gelmişler? Şimdi annem babam İstanbullu. Büyük babam, büyük annem onları da İstanbullu. Ondan öncelerini bilmiyorum. Yalnız duyduğuma göre Van'dan gelmiş olabileceklerini söylüyorlar. Evet. Tehcir'den sizin aileniz etkilenmemiş o zaman, öyle mi? Zaten İstanbul'dalarmış. Evet, tabii. Evet. Anladım. Peki neden Bağlarbaşı'na taşındılar? Bağlarbaşı o zaman nasıl bir yerdi? Biraz onu anlatabilir misiniz? Şimdi geçik Kuzguncu'ya daha yakın olan Bağlarbaşı ve Üsküdar kilisemiz vardı orada. Onun için Bağlarbaşı'na, o zaman çok Ermeni vardı Bağlarbaşı'nda. Biz de onlara komşu olarak gittik. O yüzden selamsız Bağlarbaşı'nı tercih ettik. Bağlarbaşı bugünkü gibi değildi herhalde. Bugün çok kalabalık bir yer. O zamanlar nasıldı? Biraz tabii. Anlatır mısınız? Şimdi bizim Bağlarbaşı'nda aldığımız ev ve oturduğumuz ev sırayla Ermeni aileleri otururdu. Aşağıdan yukarıya kadar Ermeni aileleri oturdu. Onlar da zaman içinde tabii taşındılar, İstanbul'a taşındılar. Kala kala biz kaldık en son. İşte biz de artık Kadıköylü olduk. Çok kalabalıktı yani Bağlarbaşı semti. Peki Müslümanlarla Ermeniler arasında bir ilişki var mıydı sizin çocukluğunuzda, Kuzguncuk'ta, Bağlarbaşı'nda? Şimdi Bağlarbaşı'nda mesela sırayla Ermeni var diyorduk ya, Ermeniler tabii göç etmeye başladı, İstanbullara vesaire gitti. Onun yerine Müslümanlar geldiler, taşındılar. Çok komşuluk, o kadar güzel komşuluklar vardı ki. Mesela yaz günlerinde sokağa çıkardık, kapılarımızın önünde minderleri koyardık. Komşular gelirdi, bizi muhabbet ederdi, biz onlara giderdik mesela. Çok tatlı komşuluklar vardı, evet. Sonra bayramlar olurdu, birbirimize yiyecekler götürürdük, bayram tebriklerine giderdik. Kurban bayramlarında kurban getirilirdi bize, evet. Çok güzel ilişkilerimiz vardı, evet. Peki evde Türkçe mi konuşuyordunuz? Tabii Türkçe. Ama evde Ermenice konuşur. Halen öyledir. Yani dışarıda Müslüman arkadaşlarımızla Türkçe konuşuruz haliyle. Sokakta da, yani bizim ailemiz eğer sokağa çıktıysa sokakta da Türkçe konuşulur. Ama evde Ermenice konuşuruz. Ermenice konuşuruz. Ana dilimizi kaybetmemek şartıyla. Siz hangi okullara gittiniz çocukluğunuzdan itibaren? Ben işte Bağlarbaşı'na taşındığımızda Bağlarbaşı'ndaki Ermeni okuluna gittim. Semerciyan Cemaran adında. Evet. Orada mezun oldum. Tabii çocuklarımız Kadıköy'e taşındığımız için Kadıköy'deki okula gittiler. Aramyan Okulu vardı. Oradan mezun oldular. Damadım opera sanatçısıdır. Evet. O Fransız okulunu bitirmiştir. Okul halen operada bas olarak icra ediyor, oyunlara katılıyor. Bilgilidir. Aynı zamanda şu anda Kadıköy Kilisesi'nin çok sesli korosunu idare eder. 40-45 kişi elemanı var. Evet. Hazır konu gelmişken o zaman çocukların, eşinizin ve çocuklarınızın, damadınızın da isimlerini alalım. Kayıtlara geçsin. Öyle mi? Evet. İsimleri neydi eşinizin? Sevan Şencan, damadımın adı. Alin Şencan, kızımın adı. Vahram Çalgıcıyan, oğlumun adı. Oğlum, babam öldükten sonra 40 gün sonra doğmuştur. Onun için babamın adını koyduk ona, Vahram.
Türklerde bir gelenek vardır. Büyüklerin isimleri konulur çocuklara. Evet. Sizde de var mı öyle var, bir şey? Var tabii tabii. Sizin, size kimin ismi konulmuş? Benim ismim. Şimdi benim dayım varmış. 19 yaşında vefat etmiş genç olarak. Onun adını koymuşlar bana. Evet. Peki soyadınız neden Çalgıcıyan? Babamdan, babamın babasından kalma bir soyadıdır. Neden olduğunu bilmiyoruz tabii. Çalgıcıyan. Müzikle ilgileniyorlar mıymış? Yok, değil, değil. Bir ara bir ilkokuldaydım. O senelerde soyadı kanunu çıkmıştı. Şöyle böyle hatırladığım göre ufak. O zaman tabii amcam vardı, amcam da vardı. İki tane aynı soyadı olmaz dediler. Amcam üç tane kızı vardı. Soyadına gerek yok dediler tabii. Ondan sonra Takvoryan soyadını aldı. Bizim babam tuhafiye işleri yaptığı için aklına tuhafçı olarak gelmiş. Ve tuhafçı bir müddet tuhafçıydı bizim soyadımız. Benim de soyadım ilkokulda. Sonradan tabii babam erkek oğlu olduğu için devam etsin diye mahkemeye başvurduk ve Çalgıcıyan soyadını tekrar aldık. Siz Bağlar başındaki okuldan sonra eğitim almaya devam ettiniz mi? Başka okullara gittiniz mi? Evet. Getronagan, Karaköy'de Getronagan'a gittim. 6. sınıf, o zaman 6'dan başlardı, ortaokul. 6. sınıfta gittim. Sene bitti tabii, yaz tatiline girdik. Yazın çalışmaya gittim, Perşembe pazarında. O zaman tatillerde hep çalışmaya giderdi çocuklar, biliyor musunuz? Ben de gittim oraya, termosifon kazanı yapardık, banyo kazanı. Sevdim ben bu işi, ben dedim okumayacağım artık. Ve o çalışmayı devam ettik. Askerliğe kadar oradaydım Perşembe pazarında. Evet. Ondan sonra askere gittik tabii. Askerden geldikten sonra da tekrar aynı işi kendim işim olarak devam ettirdim. Dolayısıyla su tesisat işlerine katıldım, yaptım. Evimizin, Bağlarbaşı'ndaki evimizin altında bir oda vardı. Onu dükkana çevirdik. Ve orada ben kendi işimi devam ettirmeye başladım. Seneler geçti işte, artık Kadıköy'e falan geçince orayı sattık tabii. Bir ara şeye gittik, Umraniye'ye gittim, bir atölye kurdum. Soba borusu, emaye soba borusu imal etmeye başladım. Birkaç seneler kaldık orada, sonra o soba borusunun cazibesini kaybetti tabii. Çeşitli şeyler çıktı. Doğalgazlar vesaire çıktı. Soba işi sönmeye başladı. Ondan sonra bıraktık, kapadım dükkanı. Ondan sonra emekli olduk sayılır. Ondan sonra. Ümraniye'de dükkan açtım dediniz. Evet. O dönem Ümraniye nasıl bir yerdi? Hangi yıllardı bu arada? 1980 yıllarında. Oraya atölye açtım. Gerek termosifon yapıyordum, gerek soba boruları imal ediyorduk. O zaman bir müşterim vardı. Benden mal alırdı. Teklif etti, benim Bağlarbaşı'nda dedi bir yerim var dedi. Beraber ortak olalım dedi. Aletler vesaire alalım dedi falan. İşte kandırdı bizi, gittik. Bağlarbaşı'na indik aşağı. Gittik Bursa'dan aletler aldık, geldik. Aynı işi orada devam ettirdik. Bir müddet sonra o ortak dediğim arkadaş bıktı. Bıktı, ben ayrılmak istiyorum dedi. Bizi bıraktı yalnız. Bize bu sefer tekrar Umraniye'ye gittim ben de orada devam ettim. Birkaç seneler oldu işte. Ondan sonra dedim ya, şey oldu, işte cazibesini kaybetti. Bıraktık, kapadık artık. Emekli olduk. Artık hep kilise vazifelerine gitmeye başladık. Halen devam ediyoruz. Ümraniye kalabalık bir yer miydi? O zaman yeni gelişiyordu Ümraniye.
Umraniye'nin adı çıktığında hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yavaş yavaş Umraniye başladı gelişmeye. Yani insan yaşayamazdı o, gidemezdi Umraniye, öyle bir yerdi. Akşam karanlıktı, hiç gidemezdi oraya. Sonra yavaş yavaş Umraniye oldu şimdi. Şimdi tanıyamıyorum, bazen gidersem tanıyamıyorum. Çok büyük apartmanlar, dükkanlar vesaire. İş yerleri de oldu tabii. Güzel bir yer oldu Umraniye. Siz Bağlarbaşı'na yeni taşındığınızda evde elektrik, su var mıydı? Şimdi elektrik yoktu. Mum yakardık. Bal mumu. Böyle şeyler var, kandil mi diyorlar? Onun içine mum vardı, onu hatırlıyorum. Onları yakardık. Sonra gittikçe gelişti. Hatta radyomuz bile yoktu. Radyo yoktu o zaman. Bir gün babam radyo almış gelmiş. Sevindik tabii. Sevindik. Evet, mum yoktu ya, şey yoktu, ışık yoktu. Sonra da sokaklarda hava gazı şeyleri vardı, fenerleri vardı. Bekçiler vardı o zaman. Omuzunda böyle şeyler, sırıklar gelirlerdi, o kandilleri yakarlardı, sokaktaki fenerleri yakarlardı, hava gazı. Sonra o zaman şey vardı, gece bütün bekçiler dolaşırdı sokaklarda, birbirlerine düdükle işaretleşirlerdi, Asayiş Berkemal dermiş gibi. Öyle günler vardı, evet. Sonra hepsi bitti, onların hepsi bitti. Evet. Su var mıydı evde? Su da yoktu, kısıtlıydı. Hatta kuyumuz vardı bizim evde. Kuyudan su çekerdik. Yazın bahçeleri sulardık, meyveleri vesaire, yemişleri sulardık. Su yoktu, öyle şey yoktu, terkos. Kuyudan çekerdik. Depolar vardı böyle, depolar yapmıştık. O depoların içine doldururduk. Musluktan öyle yıkanırdık bu vaziyette. Evet. Peki o dönemlerde İstanbul'da böyle meşhur sular var. Su kaynakları, tatlı su. Kaynak, evet. Ha, gidilip içiliyor, oralardan su getiriliyor. Sizin evin yakınlarında, Bağlarbaşı civarında öyle yerler var mıydı? Kısıklı vardı. Çamlıca Kısıklı. Çamlıca daha yüksekte, aşağıda menba suları çoktu o zaman. Sakalar getirirdi, satarlardı tabii. Kısıklı, hatta o çeşmenin üzerinde bir gazino vardı. Mahalleye giderdik bazen. Yemeklerimizi de alırdık, giderdik, o gazinoda oturduk. Kısıklı suyundan içerdik tabii. Şimdi kalmamıştır o. Kısıklı gazino da kalmadı, su da kalmadı. Çok sular vardı. Tomruk vardı. Tomruk suyu. Hepsi bitti. Büyük Çamlıca. Şu anda var galiba Büyük Çamlıca. Çok az akıyor. Eğer çoktandır gittiğim yok oraya. Eğer o da iptal olmadıysa var orada. Küçük Çamlıca vardı. O Küçük Çamlıca da yok gibi. Bilmiyorum oralar. Gittiğim yok ki. Çok su vardı. Mesela Anadolu, bu taraflar, İstanbul'da Kocatas suyu vardı, Büyükdere suyu vardı, Hünkar suyu, Çırçır suyu, Şifa suyu, Kestane suyu. Şimdi bunlar ne oldu bilmiyorum. Bu suların tadı birbirinden farklı mıydı? Tabii. İçtiğinizde anlardınız yani başkasını içtiğinizde. Tabii dereceleri farklıydı, hep dereceleri. Şimdi, kalmadı, hiçbir yerde kalmadı. Niye bunlar kayboluyor bilmiyorum. Yani daha mı iyi oluyor, daha mı kötü oluyor onu bilmiyoruz. Tabii bu suların bulunduğu yerde millet giderdi, tatilini geçirirdi, otururlardı, gazinolar vardı. Şimdi hiç unutmam o Hünkar suyu. Mesela şeyden paytonlarla halk giderdi oraya, Hünkar'a. Hünkar'a giderken yarıda kestane suyu vardı. Hünkar'a çıkardık. Bir iki sefer gitmişim ben. Tabii Anadolu tarafında olduğum için. Neredeydi bu Hünkar suyu? Muhit olarak? Büyükdere'de. Faytonlarla gidilirdi.
otururlardı. Orada gazino vardı. Gazinoda havuzlar vardı. Karpuz vesaire havuza atılırdı orada. Hatırladığıma göre. Hünkar bu taraftaydı. Karşı tarafta da çırçır vardı, şifa suyu vardı. O şifa suyu da kapanmış. Binalar yapılmış vesaire. Çırçır'ın durumunu bilmiyorum. Çırçır daha ilerideydi. Onu bilmiyorum. Böyle bu vaziyette. Yani eskiyi bulamıyoruz. Eskiyi bulamıyoruz. Hatıralarda kaldı yalnız. Evet. Gazinolarda kimler sahneye çıkardı? Kimleri dinlerdiniz? Sahneye çıkanları. Şimdi bu Tepebaşı Gazinosu vardı burada. Tepebaşı Gazinosu. Benim ufakken babam getirmişti birkaç sefer. Orada Saime Sinan vardı. Hamiyet Yüceses vardı. Safiye Ayla vardı. Müzeyyen Senar vardı. Daha başka Nesrin Sipahi vardı. Bunlar Setse'de yok şimdi tabii. Hepsi ahirete göç ettiler. Münir Nurettin Selçuk vardı. O zaman radyo her akşam bir sanatkarın programı olurdu, konseri olurdu. Safiye'yle Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk, Sabite Turgülerman vesaire her akşam birinin konseri olurdu muhakkak. Dinlerdik. Radyo tiyatrosu olurdu. Radyo tiyatrosunun tabi başka kanallar olmadığı için çok neşeli zamanlardı o zaman, evet. Sanatkar kalmadı. Zaten sanatkar, Türk sanat müziği okuyan kalmadı. Türk sanat müziği kalmadı. Şimdi anlayamadığım şeyler, şarkılar okuyorlar. Bazen televizyonlarda şimdi seyrediyoruz. Türk müziği, bir müzik kanalı var. TRT müzik kanalı, onu seyrediyorum. Orada tabii Türk sanat müziği olduğu için ilgimi çekiyor. Öbür kanallarda hiçbir şey yok öyle. Anlaşılmayan müzikler, bilmiyorum. Bence öyle tabii. Onu sevenler var başka ama bence öyle. Siz dini müziki yanında klasik Türk müziğiyle de ilgilendiniz mi hiç çocukluğunuzdan itibaren? Hayır, yalnız dinleyici oldum. Şimdi radyoda her akşam Fasıl Heyetleri vardı, Fasıl Heyetleri. Fasıl Heyetleri'ni dinlediğim zaman o şarkıların makamını çıkarmaya başlardım. Çıkarmaya çalışırdım. Acaba ne makamdır diye. Yani ben Türk sanat müziğinde bir şeyi görmedim. Öğretim görmedim. Makamlardan vesaire bilgim yok. Olmadı o zaman. Şimdi var başka. Şimdi de niye oldu? Kiliselerde icra ediyoruz ya ilahileri. Onlar hepsi makamsal ilahi olduğu için tabii biliyorum şimdi makamları, biliyorum. O zaman işte o şeylerden fasıl heyetlerden vesaire acaba ne makamdır bu diye uğraşırdım çıkarırdım. Bazen yanıldığım olurdu tabii ama bazen de tam tutturduğum için sevinirdim. Bir enstrüman çaldınız mı? Çalmadım. Şeyi soracağım size, bu suları anlattınız, bazen giderdik dediniz. Ailenizle beraber İstanbul'da özellikle gezmeye, piknik yapmaya gittiğiniz yerler nerelerdi? Şimdi ailemizle birlikte gittim. Tabii Anadolu tarafında oturduğumuz için Üsküdar'da işte Kısıklı'ya giderdik. Beykoz'a giderdik. Hem kiliseyi ziyaret ederdik hem orada Beykoz çayırı vardı vesaire giderdik. Gazinolar hatırladığıma göre şimdi bu tarafta dedim işte bir tepe başına giderdik. Senede bir kere ya da iki sefer giderdik. İşte şeye gider Büyükdere'ye. Büyükdere Kilisesi'nin bir günü vardır. O günü herkes giderdi oraya. Ondan sonra ayından sonra dağılırlardı. İşte kestane suyu dedim ya, Hünkar, Çırçır vesaire oralara giderdik. Başka nereye giderdik? İşte o kadar yani. O kadar.
Bugünkü kadar çok vasıta yok o zamanlar. Nasıl gidiyordunuz buralara? Tramvay vardı. Otobüs de yoktu, tramvay. Mesela Bostancı'ya giderdik. Kadıköy'e giderdik. Kadıköy'den Bostancı'ya tramvay çalışırdı. O zaman şeyle Şaşkın Bakal'dan geçerdik. Şaşkın Bakal olsa kimseler yoktu, hiçbir şey yoktu. Hatta onun bir hatırası var şu Şaşkın Bakal. Adamın biri gitmiş, orada bir dükkan açmış. Hiçbir şey yok orada. Şaşkın Bakal demişler, burada ne kime iş yapacak, ne yapacak? Aha, Şaşkın Bakal öyle kaldı. Gedikpaşa'da da çalışmaya Perşembe Pazarı'nda başladığınızı söylediniz. Perşembe Pazarı'nda, evet başladım. Şeyi hep duyarız, böyle işinde, mesleğinde çok başarılı olmuş Ermeni ustalar anlatılır hep. Vardı, Perşembe Pazarı'nda çok Ermeniler vardı. Ne evet. İş yaparlardı? Ermeni ustalar hangi alanlarda çalışıyorlardı o zamanlar? Ticaret üzerine, Perşembe Pazarı'nda hırdavat, mesela gurdikyanlar vardı, döküm işleri yaparlardı. Bizim usta da termosifon kazanı üzerine iş yapardı. Gesaryanlar vardı, Gesar. Plak şirketi vardı onlar. Sahibinin sesi. O zaman başka böyle şirket yoktu. Bir sahibinin sesi vardı. Plak üzerine, hatırladığıma göre. Başka işte... Yok, biz çeşitli işlerde uğraşırlardı. Hatırladığım bunlar. Evet. Perşembe Pazarı'nda hırdavat, en fazla hırdavat üzerine. Ermeni nüfusu daha çok ticaretle mi meşguldü? Ticaret, evet. Ticaret, imalat. Evet. Peki, Kuzguncuk'ta, sonra Bağlarbaşı'nda yaşadığınız bölgede insanların ekonomik seviyeleri nasıldı? Yani zenginler miydi, orta halli insanlar orta, mıydı? Vasat, esnaf vardı, esnaf olarak. Zenginler yoktu o zaman. Zaten harp zamanlarında olduğu için o kadar zengin bulamazdın orada o zaman. Evet. Zenginler nerelerde yaşarlardı, hangi semtlerde biliyor musunuz o devirde? Şimdi Kadıköy'de Moda tarafı zengindir. Başka ne tarafta vardı zenginler? Ekseri Kadıköy'de vardı. Bağlarbaşı vesaire şeydi, esnaf olarak vardı. Sonra tabii şeye gidiyor, karşıda bu tarafa geldiler. Taksim, Cihangir, Şişli vesaire oralara yerleşmeye başladılar. İşte Şişli'de zenginler vardı. Şişli, Kurtuluş, oralara dağıldılar işte. Şimdi şey Anadolu'dan Ermeniler bu tarafa İstanbul'a göç ettiklerinde ilk istasyon Kumkapı'ydı. Kumkapı, Gedikpaşa. Burada çalışırlardı vesaire, biraz zenginleşirlerdi, para kazanırlardı. Sonra Feriköy'lere, Bakırköy'lere vesaire dağılmışlardır, gitmişlerdir. Daha fazla zengin olduktan sonra Avrupa'ya göç etmeye başladılar. Cemaatin en kalabalık olduğu bölge neresiydi? İşte Feriköy, Kurtuluş, Şişli, Mecidiyeköy bile yoktu o zaman. Mecidiyeköy'ün tramvayla Şişli'ye kadar çalışırdı. Şişli, Kurtuluş, Tünel. Sonra da Mecidiyeköy, sonradan şey oldu. Mecidiyeköy, Levent vesaire oralar hiçbir şey yoktu. Artık gittikçe artık şey yaptılar, bu zengin Şişli, Mecidiyeköy, Levent vesaire yavaş yavaş metiler uzaklaştırdılar. Varlık vergisinden söz ettiniz. Annenize ve babanıza 500'er lira evet. Konulmuş. Ödeyebildiler mi onlar? Zor ödediler işte, zor. Zorlukla. Evet. Peki sizin aile çevrenizden ödeyemeyip toplama kampına gönderilen oldu yok, mu biliyor musunuz? Yok, olmadı. Yalnız duyduk. Gidenler vardı. Aşkale diye geldiği gününe kazma kürek orada çalıştırırlardı vesaire. Öyle. Evet. Bu varlık vergisi döneminde Türkiye'den ayrılan oldu mu o sıkıntılar yüzünden? Ayrılan yok, olmadı.
Ayrılacak yer bulamazlardı. Nereye ayrılacak? Şimdiki gibi kolay değil ki bile Avrupalara gitmek vesaire. Orada icabında Kayseri'ye bile gidemezdin. Vasıta yok, şey yok bilmiyorum. Çok zorluklar vardı. Onun için hiçbir yere gidemediler. Orada kaldılar. İşte Aşkalelere gittiler. Orada çalıştırdılar vesaire. Ama benim bildiklerim, tanıdıklarım da yok, olmadı. Olmadı. Tabi bu ödemeyi yapamayanları ekseri yolladılar oraya. Siz Kuzguncu, Bağlarbaşı'nı hatırlıyorsunuz biraz. Sizin çocukluğunuzda oralarda olan kilise olur, cami olur, başka böyle önemli binalardan çocukken vardı da sonradan yıkıldı ya da sonradan başka maksatla kullanıldı diyebileceğiniz yerler var mı hatırladığınız? Şimdi o ben hatırlamam, yalnız söylerler. Bu Selamsız'daki Surpaç Kilisesi'nin arkasında çok büyük bir alanda Ermeniler yaşarmış ve büyük bir yangın olmuş. Yangın olmuş, bütün evler kül olmuş. Onu hatırlarım. Başka mevzu neydi? Bu yıkılan, el değiştiren falan önemli binalar olmuş mu? Yok, olmayan. O, yalnız o yangını hatırlamıyorum. Yıkılmış bina olmamıştır. Bu Menderes döneminde yollar genişletilirken çok bina yıkılmış ya. Yok, sizlere ha. Ait bir şeyler var mıymış onların arasında? O tarafta yoktu. O tarafta yoktu. O yalnız bu taraflarda sahil yolu vesaire oralar yıkıldı. Yapıldı. Varlık vergisi için giden olmadı dediniz. Peki hangi dönemde Ermeniler Türkiye'den ayrıldılar? Hangi sebeplerle gittiler? Az çok bir şey söyleme imkanımız var mı? Hatırladığıma göre 70'li yıllardan sonra başladı bir göç. Bu anarşistler başladı, falan. O senelerde bilhassa gençlerimiz gitti. Dağıldılar Avrupa'nın çeşitli memleketlerine. Aile olarak mesela giden gençler ailelerini çağırdılar. Orada yaşadıkları için ailelerini de çağırdılar. Böyle o vaziyete giden aileler oldu. Ondan sonra o senelerden sonra işte ya da varlıklı insanlar tabii göç ettiler, gittiler Avrupalara. Çünkü varlık olmayınca orada da yaşamak zor olur. Onun için kendilerine güvenenler kalktılar gittiler. Evet. Bu 70'lerde başlayıp bitti mi yoksa devam etti mi 80'lerden sonra o gidiş? Devam etti tabii. Devam etti. Ama tabii gittikçe yavaşladı. Yavaşladı. Evet. Gidenlerden geri dönen oldu mu hiç? Oldu. Ama az oldu. Birkaç kişiler tanırım. Tabii şimdi gidenler içinde bekarlar vardı. Evlenmemiş olan insanlar vardı. O seneler sonra kalktılar geldiler, ne yapacağım ben orada diyerek. Aileleri yok orada. Geldiler buraya, tekrar burada yaşıyorlar. Bir de Ermenistan'dan gelenlerden söz ediliyor son zamanlarda. Şimdi Ermenistan'dan gelenler ancak çalışmak için geliyorlar. İkamet etmek için gelen yok. Çalışmak için. Çünkü Ermenistan'ın durumu, ekonomik durumu bozuk. Çok bozuk. Onun için iş bulamıyorlar vesaire. Buraya geliyorlar, burada çalışıyorlar. İşte hükümetimiz de müsaade ediyor tabii. Onların burada çalışması zordu tabii ama müsaade ediliyor. İşte hayatlarını devam ettiriyorlar. Arada bir gidiyorlar oraya, senede bir kere gidiyorlar. Tekrar geliyorlar, tekrar çalışıyorlar. Evet. Bu Türkiye'den, İstanbul'dan ayrılanlar çoğunlukla Avrupa'ya mı gittiler? Ermenistan'a da gidenler oldu mu? Yok, Ermenistan'a giden olmadı. Çünkü dedim ya biraz önce, Ermenistan'ın durumu da şeydi, ekonomik. İşte Fransalara, Amerikalara, Almanlara, Almanya'ya böyle yerlere gittiler. Evet. Şeyi sormak istiyorum size, siz çocukken nerelerden alışveriş yapılırdı, çarşı pazar alışverişi için nerelere gidilirdi? Bakkallar vardı o zaman. Bakkallar, her mahallede bir bakkal vardı. Bakkallara gidip, öyle alışveriş yerleri yoktu. İlk defa Migros açıldı.
Migros kuruldu. O da arabayla, araba otobüs mü diyeyim ne diyeyim işte, kamyon mu diyeyim ne diyeyim. Ondan mahallelere dolaşırlardı. Bir düdükleri vardı, çalarlardı. Migros geldi derler. Herkes koşardı giderdi, oradan alışveriş yapardı. Sonra Migros tabi mağazalara döndü. Ona bakarak tabi alışveriş merkezleri günümüze kadar çoğaldı. Elbise, ayakkabı gibi şeyleri nereden alıyordunuz? Nasıl? Elbiselerinizi, ayakkabılarınızı nereden Şimdi alıyordunuz? Terziler vardı. Terziler, tüccar terzi, hem kumaş satarlardı, hem kumaşın üzerine elbise dikerlerdi. Kunduraları, ayakkabıları, teyze kunduracılar vardı. O zaman ısmarlama kundura yaptırırdık. Gelirlerdi, ölçümüzü alırlardı, çizerlerdi, ona göre ayakkabı yaparlardı. Böyle dükkanlar vardı işte, özel olarak. Okullardan biraz bahsettiniz. Sizin çocukluğunuzda epeyce okul vardı herhalde, değil mi? Ermeni okulu. Evet, evet, vardı. Halen var o okullar, var. Ama bazıları işte şey olmuştur, talebe kalmadığından tabii ya kiraya verilmiştir başka cemaatleri, o vaziyette, yoksa binalar duruyor. Mesela. Peki sağlık hizmetleri nasıl alınıyordu? Hastaneler var mıydı? Nasıl giderdiniz? Doktorlar nerelerde vardı? Şimdi doktorlar vardı. Kendi muayeneleri vardı. O doktorlara giderdik. Böyle hastanelere falan gidemezdik. Yani hastane deyince büyük bir gözümüze büyütürdük. Hastanelerde ameliyat olurlar vesaire. İşte daha büyük gözümüze büyük gözükürdü. Şimdi normal olarak hastaneye gidiyordun. Nezle olsan dahi hastaneye gidiyoruz. Doktorlar vardı evde. Onlara giderdik. Hatta bazen hatırlıyorum şimdi. Eskiden doktorlar kulaklığı takarlardı böyle. Böyle insanın vücuduna parmakla vururlardı böyle. Ne olduğunu anlarlardı. Böyle doktorlar vardı. Şimdi çeşitli şeyler çıkmıştır. İstanbul o zaman güvenli bir yer miydi? Böyle hırsızlık, cinayet falan gibi olaylar olur muydu? Cinayet olurdu ama bizim bulunduğumuz yerde olmazdı. Yani İstanbul tarafında daha fazla olurdu. Hatta bir gazete vardı, Gece Postası gazetesi, hep cinayetleri yazardı. Gazeteyi dağıtanlar cinayeti okuyun, cinayeti okuyun derlerdi, böyle satarlardı. Muhakkak olurdu, cinayetler olurdu. Böyle mahallede hırsızlık hadiseleri falan bilinir miydi? Kapılar çok kilitleniyor şimdi. O zamanlar öyle miydi? O zaman yoktu, fazla hırsız yoktu. Yoktu. Zaten biraz önce dedim ya, bekçiler devamlı sabaha kadar dolaşırlardı. Asayişi kontrol ederlerdi. İskenderun'da askerlik yaptım dediniz 3 sene. Efendim? Askerlik, 3 sene askerlik yaptım üç sene, dediniz. Evet. Peki o askerlik döneminde neler yaşadınız? Ermeni kimliğinizden dolayı bir farklılık hissettiniz mi size karşı? Yok, yok. Yani çok rahat bir askerliğim oldu. Deniz askeriydim. İskenderun'a gittim tabii. Kasımpaşa'da eğitimi aldık. Kasımpaşa'da teslim olduk. Eğitim için İskenderun'a yolladılar. Ve 3 sene İskenderun'da kaldım. Eğitimden sonra da katip olarak, yazıcı olarak askerliğimizi bitirdik. Çok rahattı. O zaman saçlarımızı bize kesmezlerdi. Deniz askerlerini biraz rahat bırakırlardı, biliyor musunuz? Sabah kahvaltıda çay, zeytin vesaire çıkardı. Öbür askerler çorba çıkardı. Bize çay çıkardı. O zaman Bahriye askerliği 36 aydı. Jandarma 2,5 seneydi, kara askeri de 2 seneydi. Ben arkadaşlarla beraber askere gittik. 2 sene sonra ben izinli olarak geldim, onlar tezkere almak için geldi. Ben izinimi yaptım, tekrar gittim, bir sene devam ettirdik. Rahattım, askerlikte rahattık. Bir binbaşımız vardı, çok severdi bizi. Tabii biz de ona karşı hürmetkardık. Bir anımı anlatayım askerlikte. Eğitim zamanlarında ders olurdu akşam eğitimden sonra.
mutfak diyeceğim salon vardı, kocaman bir salon. Orada sırayla otururduk böyle. Eğitimci arkadaş vardı ki subay değildi. Kıdemli askerlerden seçilmiş eğitimci. Sorarlardı, öğretirlerdi işte. Yüzbaşı ne takar, binbaşı ne takar vesaire. Şimdi yan yana oturmuşuz. Biz İstanbullu olduğumuz için bizi pek sorup sormazlardı. Bilirlerdi ki biz biliriz her şeyi, sormazlardı. Şimdi benim yanımda oturan değil, onun yanında oturanı kaldırdı. Amiralleri saydırdı. İşte Tuğgeneral, Korgeneral, Orgeneral vesaire ne takarlar. Tabii beceremedi çocuk, söyleyemedi. Onun yanındakini çıkardı. O da söyleyemedi. Bu sefer mecbur oldu beni çıkarmaya. Ben tabii sırayla saydım. Şimdi dön dedi arkadaşına, bir tokat vur. Nasıl vurursun ya? Halen bak bu kadar sene olmuştur. Şimdi bunu anlatırken duygulanıyorum. Şöyle dokundum suratına. Öyle değil dedi. Böyle dedi. Geldi bana bir tane vurdu. Böyle, şimdi vur gene dedi. Vur bakalım dedi. Böyle vuracaksın dedi. Ben kafam bozuldu tabii. Yine tokadı şöyle yaptım yüzüne. Öyle değil dedi. Böyle dedi. Bir tane daha vurdu bana. Yine okşadım böyle. Niye vurmuyorsun dedi. Vurmuyorum dedim. Otur dedi. Oturduk. Böyle bir hatıram olmuştur. Eğitim bittikten sonra, ders bittikten sonra bütün herkes beni çevresine aldı böyle. Hepsi tebrik etti beni. Helal süt emmişsin sen dedi. Halen duygulanıyorum yani bunu anlatırken. Evet. Böyle bir olay yaşadık. Boş günlerimde, izin günlerimde İskenderun'da kiliseye gidiyordum dediniz. Efendim? Askerdeyken izin günlerinde kiliseye gidiyordum dediniz, evet. İskenderun'da. Eğitim bittikten sonra İskenderun'daydık tabii. Eğitim bittikten sonra tabii sokağa çıkma izni alındı. 15 günde bir dedim ya kilisede 15 günde bir olurdu. Bir de yukarıya yapıyor. Bir hafta orada, bir hafta orada. Çıktık. İlk çıkışımda kiliseyi aradım ben tabii. Buldum yerini. Girdim içeri. İşte gömlek giydik, okumaya başladık. Onların da hoşuna gitti ki bilen birileri geldi diye. 3 sene devam ettirdi öyle. Cemaati kalabalık mıydı kilisenin? Vardı o zaman, evet. İskenderun kalabalıktı. Vardı. Şimdi biliyor musunuz ne kadar bir cemaat Şimdi var? Şimdi İskenderun'da pek fazla kalmamıştır. Halen 2 senede bir falan gidiyoruz böyle. Buradan organize ediliyor, gidiyoruz. Vakıflar köyünde dedim ya, hepsi Ermeni olduğu için onlar devam ettiriyorlar her hafta, 2 haftada bir cemaat olarak. Şimdi hatırladığıma göre, tabii söylenen şeylere göre 1950'de ben 14 yaşındaydım. Şimdi 46 seçimlerinde seçimlerde sandıklar yakılmış, iptal edilmiş. Ki o seneler Demokrat Parti kurulmuştu. Demokrat Parti ileriye geçecekti. Tabii sandıklar yakıldı, bilmiyorum ne, böyle bir hadise oldu. 50 senesinde artık bir şey yapamadılar. Tek başına iktidar oldu Demokrat Parti. Çok güzel bir dönem yaşadık, 10 sene. Herkes iş sahibi oldu, para sahibi oldu, işler açıldı vesaire. Kumkapı sahilleri vesaire Adnan Menderes yaptı. Onun eseriydi. Çok güzel bir faaliyet vardı. 10 sene sonra üzüldük ama ne yapalım. Sizin aileniz Demokrat Parti'yi evet, mi desteklerdi? Evet. Yine o Demokrat Parti döneminde yaşanan talihsiz bir olay var. 6-7 Eylül olayları. 6-7 Eylül, evet. Rumlara yönelik ama Ermeniler de etkilendiler herhalde. Etkilendiler. Siz tabii, hatırlarsınız tabii. Herhalde o dönemi. Neler tabii, yaşandı tabii, o günlerde? Tabii. Kiliseleri, ben Bağlarbaşı'na oturduğum için o zaman Rum Kilisesi vardı. Onu yaktılar, yangın oldu. Onun yanında bir dernek vardı, Rum Derneği. Onu da yaktılar. Cam çerçeve kırdılar, sırayla geldiler halk. Bizim yanımızda oturan bir bakkal vardı.
ruhu şad olsun İbrahim diye. Hemen geldi önümüze, geldi, burada şey yok dedi, Rum Ermeni yok dedi. Ondan sonra atlattı o kalabalığı, öyle geçti bizimki şeyimize. Dediğiniz gibi, ertesi günü tabii iş yerine gidiyorum tabii. Perşembe pazarı, bütün dükkanlar darmadağın. Artık Rum'u, Ermenisi vesaire hepsi etkilenmiştir o vaziyette. Çok büyük bir acıydı o 6-7 Eylül. Aşağı yukarı 20 sene geriye gitti Türkiye. Çok. Bu yapanlar, siz bağlar başındaki kalabalığı gördünüz. Kimdi o Anadolu'dan, saldıranlar? Anadolu'dan gelenlerdi. Anadolu'dan toplandılar, geldiler. Evet. Anadolu'dan toplandılar. Bir anarşiydi o işte. Böyle bir şeyi hiç görmemiştim o zaman. O zaman tanıdık, anladık ne olduğunu işte. 6-7 Eylül'de yaşananlar sizleri nasıl etkiledi, nasıl hissettiniz kendinizi? Tabii istenmeyen bir şeydi, arzu edilmeyen bir şeydi. Çok etkilendik. Gerçi bize karşı olan bir şey yoktu ama niye olsaydı? Yani memleket için niye olsaydı? Olmaması gerekirdi. Burada hükümetin bir şeyi yoktu, yani haberi yoktu böyle bir şey olacağını. Onlar da birdenbireye geldiler böyle olacağını. Çok fena bir şeydi, kötü bir şeydi tabii. Sonra tabii ihtilal olduktan sonra bunların hesabı soruldu ama ne yapsınlar diye hükümet. Celal Bayar, Menderes Bayar, yazık oldu, onlara da yazık oldu. Çok üzüldük. Ben şahsen Taksim'de seçim harifelerinde miting olurdu tabii. En son miting Taksim'de olurdu. Demokrat Parti'nin mitingi. Muhakkak giderdim Celal Bayar'ı görmek için, Menderes'i görmek için vesaire. Rum komşularınız, tanıdıklarınız var mıydı? Onlar 6-7 Eylül'den sonra hayatları değişti mi yoksa eskisi gibi yaşamaya devam edebildiler mi? Buruk oldu tabii, yaşantıları buruk oldu onların. Gerçi komşumuz yoktu, Rum komşumuz yoktu ama tanıdık, duyduğumuz şeye göre yaşantıları buruktu. Yani fırsat kolladılar ki gitsinler diye. Neticede gittiler tabii. Bir arada o hadiseden sonra hangi seneydi hatırlamıyorum. Rum tabağlarını dışarı çıkardılar. Yetmişlerdi. Hükümet. Evet, evet. Şimdi Yunanistan'a da gittiler. Onların memleketi var Yunanistan'a. Buranın hasretini çekiyorlar muhakkak. Senede bir kere ya da iki senede bir bazen gelirler böyle tatil için. Eski günlerini hatırlarlar. Hasretini çekiyorlar. İnsan tabii nerede doğarsa oranın kendi memleketidir, kendi hasret giderir. Giden Ermenilerde de böyle bir özlem var mı? Gidenler var tabii, gidenler de var. Tatil için geliyorlar buraya. Biraz önce bahsettim ya, benim talebelerim var hepsi. Buraya geldiklerinde muhakkak gelir beni görürler. 27 Mayıs'ta çok üzüldük dediniz darbe olduğunda 1960'ta. 27 Mayıs'ta evet, evet. Neler hatırlıyorsunuz? Nasıl olmuştu o hadiseler? Siz nasıl gördünüz? Valla sabah uyandığımda benim karşımdaki komşu bir de baktım ki bağırıp çağırıyor. Menderes'e laf ediyor, küfür ediyor vesaire. Ne oluyor ya dedim, ne oluyor? Ondan sonra baktık radyolarda anons vesaire bu Türkeş başta anons yaptığını. Alışamadığımız bir şeydi o. İşte dediler ki böyle oldu, şöyle oldu falan. Hayret ettik. Her akşam mahkemeleri dinlerdik. Selim Başol konuşurdu, Egesel konuşurdu. Çok üzülürdük ve kızardım da. Yani şahsen kızardım da üzülürdüm. Ama elimizde bir şey gelmiyor tabii o zaman. Ve dolayısıyla işte o üç kişiye yazık oldu. Üç kişiye yazık oldu. Boşu boşuna gittiler yani, boşu boşuna. Evet. O konuşan komşunuz Türk müydü, Ermeni miydi? Kim? Sabah uyandığımızda bir komşunuz hayır, konuşuyordu Türk, değil mi? Türk'tü, Türk'tü. Peki ihtilal... Hükümete karşı olan görüş.
Öyle bir şey alışmamışız, görmemişiz, duymamışız. Nasıl oluyor, ne oluyor dedim böyle birdenbire. İşte. Demek ki fırsat kolluyormuş ki. Evet, bağırdı, çağırdı. Siz ihtilale karşı olduğunuzu rahat rahat söyleyebiliyor muydunuz, yoksa çekiniyor muydunuz o zamanlar? Yok, Demokrat Parti, bilmem hatta babam bile muhtar seçimlerinde aday olmuştu Demokrat Parti'den. Ama Halk Parti'den bir aday olan vardı, senelerdir o da sevilmiş insandı. O seçildi, babam seçilmedi. Böyle bir durum da oldu. Demokrat Parti'de Ermeni milletvekili de vardı, vardı değil mi? Vardı, tabii vardı. Şellefyan vardı. Bahram Tanal vardı. O sene bütün cemaatlerden birer temsilci almışlardı Demokrat Parti. Rumlardan da vardı, Yahudilerden de vardı. Yani cemaatler arasında bir geçimsizlik yoktu. Yani sevilirlerdi herkes. Hükümet de onlara şey yapmıştı, vazife vermişti. Evet. Bu hep böyle devam etti mi? Cemaatler arasında bir çekişme yoktu dediniz ya. Evet. Ermeniler, Rumlar, Museviler, Müslümanlar. Nasıl bir ilişki vardı bu cemaatler arasında ve Ermeni cemaatinin sizin diğerleriyle nasıl bir ilişkiniz vardı? Şimdi ilişkiler çok iyiydi. Herkes yani komşuluk vardı o zaman. Komşuluk, saygı vardı, sevgi vardı vesaire. Bir ayırt etmiyorduk hiçbir şeyi, kimseyi. Evet. Ama mahalleleriniz ayrı, işte siz daha çok Ermenilerin bulunduğu bir mahallede yaşıyorsunuz. Evet. Kendi cemaatinizin okullarına gidiyorsunuz. Evet. Kendi kiliselerinize evet. gidiyorsunuz. Nerede karşılaşıyordunuz diğer cemaatten insanlarla? Nerede bir araya geliyordunuz? Sokaklarda vesaire. Yani dedim ya, gittikçe o Ermeni cemaati boşaldı o mahallede. Türkler geldi, girdi. Arkadaşlar, çocuklardan arkadaşlık oynardık, top oynardık vesaire. O vaziyette yani Türk çok komşularımız vardı. Rum komşumuz yoktu. O sırada Rum komşumuz yoktu. Karşı tarafta Rumlar daha fazla, yeni mahalle tarafında. Onlar da kalmadı şimdi ya. Evet. Komşuluk çok ilerdi şeydi. Sevgi, saygı, komşuluk. Evet, çok iyiydi o zaman. Birbirinizin şimdi evlerine kalmadı. Gider gelir miydiniz tabii, bu komşularla? Tabii. Şimdi kalmadı. Apartmanlar yapıldı. Apartmanlar bizim üstümüzdekinin adını bilmiyoruz mesela. Öyle bir durum oldu. Müslümanlar açısından bu Cumhuriyet'in ilk zamanlarına kadar kadınlar daha çok evdeler. Daha pek okula gönderilmiyorlar. İş hayatında çok kadın yok son yıllara kadar. Ermeniler açısından nasıldı? Kadınlar ayrı bir muamele görür müydü erkeklere göre? Yok, ayrı muamele görülmezdi. Yalnız o zaman Müslümanlar olsun, Ermeniler de olsun vesaire, kadınlar çalışmazdı. Sonradan ekonomik durumları zorlaştıysa herhalde ondan sonra başladı çalışmaya. Bir erkek çalışırdı, 5 kişi, 6 kişilik aileyi idare ederdi. Evet, yoksa kadınlarda vesaire bir ayırt etmek yoktu. Evet. Okula gönderirler miydi kızları da, erkekler gibi? Okullarımız hem kız hem erkekti tabii. Peki ihtiyaç olmadığı için mi, yoksa hoş görmüyorlar mıydı kadınların çalışmasını? Öyle bir şey var mıydı? Yok, öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey yoktu. Peki şeyi soracağım, evliliklerde vesaire cemaat içi olması mı tercih ediliyor? Yani bir Ermeni başka bir cemaatten birisiyle evlense nasıl bakılırdı buna? Zaten öyle bir şey yoktu o zaman. Yani eskilerde yoktu, şimdi var. Eskilerde yoktu. Muhakkak kendi cemaatinde bulunan insanlarla evlilik olurdu. Gittikçe zaman değişti mi diyeceğim, ne diyeceğim, yani değişik şeylerle bir araya geliyorlar, evleniyorlar. Evet. Burada çok şey yaptık, düğün yaptık öyle, Ermeni ve Müslüman. Yani Ermeniler çoğunlukta
Rumlarla değil de Müslümanlarla evleniyorlar. Şimdi mesela en son talebem Murat bir Müslümanla nişanlandı. Yani bu örnek olarak söylüyorum. Buna benzer çok evlilikler olmuştur. Evet. Düğünler nerede yapılır? Düğünler düğünler kilisede olur. Yalnız şöyle bir şey var. Evlenen kız olursa, Müslüman olursa Ermeniliği kabul edecek, vaftiz olacak. Ondan sonra kilisede düğün olabilir. Bu şartlar var. Genellikle kilisede evlenmeyi mi tercih ediyorlar, yoksa eskiden öyleydi de şimdi değişti mi o da? Şimdi esasında nikah, resmi nikah oluyor. Nikahtan sonra düğün olarak kilisede oluyor. Cemaatin gençleri hala kilisede evlenmeyi tercih ediyorlar, evet, yani öyle tabii, mi? Evet, peki siz Gedikpaşa Kilisesi'nde ilk başladım dediniz vazifeye. Üsküdar'da, Sopkarabet'te başladım, sonra Gedikpaşa'ya gittim. Bu kiliselerin cemaatleri nasıldı? Kimler gelirdi ve cemaat yoğunluğu nasıldı? Kalabalık mıydı? Şimdi dedim ya, Anadolu'dan göç edenler ilk defa Gedikpaşa'ya, Kumkapı'ya gelirdi. Öyle ki Gedikpaşa'da vazife aldığım zaman böyle tıktım tıktım cemaat vardı. Dolardı kilise. Sonra da onlar da ayrıldılar sağa sola. Türkiye'den ayrıldıkları için mi cemaat azaldı, yoksa cemaatin dindarlığında mı bir azalma var? Nasıl görüyorsunuz bunu? Şimdi cemaat, dediğim gibi o kalabalık cemaat, sağa sola dağıldı. Çünkü artık biraz paralandılar. Daha iyi yerlere gitmek istediler. O vaziyette dağıldı. Yani dağıldı dedim. Bir Şişli'ye, Kurtuluş'a, Bakırköy'e, Yeşilköy'e falan bu vaziyette dağıldılar. Ve orada da daha fazla varlık sahibi olduktan sonra Amerikalara, Fransalara, dış memleketlere gittiler. Şimdi cemaati en kalabalık kilise hangisi? Şu anda mı? Şu anda Feriköy Kilisesi, Samatya Kilisesi, Bakırköy Kilisesi. En fazla kalabalık olan muhitler bunlar. Siz bu kiliselerde başmugannilikle birlikte bir de ders veriyorsunuz. Hamparsum, evet, ve burada veriyorum. Bu benim, bizim çocuklara veriyorum, talebelerime veriyorum. Öbür kiliseler ancak vazifeli olarak davet etseler giderim, icra ederim. Şimdi, dersini verdiğiniz şeyi biraz anlatabilir misiniz? Hamparsum notası ve makamsal Ermeni müziği öğretiyorsunuz. Evet. Nedir bu makamsal Ermeni müziği? Bize biraz anlatabilir misiniz onu? Şimdi makamsal, zaten bizim okuduğumuz ilahiler hepsi makamsaldır. Senelik takvimler var, takvim var, kilise takvimi. Onun üzerine sırayla yazılır. Bir senelik seslerden, bizim 8 ses üzerine kurulmuş şeyler vardır, ilahiler ki makamsaldır onlar. Hepsinin makam adları vardır. Her gün değişir. Her gün o makamdaki ilahi seslendiririz. O vaziyette bütün sene devamlı olarak icra edilir. Mesela 8 ses bittikten sonra 8 makam tekrar birinciden başlar. O vaziyette bir sene olduğu gibi makamsal. Makamsal dediğimiz odur. Ayrıca serbest ilahiler bestelenmiştir. Bestekarlar hakkında. Mesela Hicazkar, Hicaz vesaire Türk makamlarıyla oluşan eserler vardır. Onları icra ederiz. Ve bunları çocukları, talebelerime, yetiştirdiğim talebelere bunları öğretirim. Mesela şu, mesela Aypsa, Pensa, Kimsa diye adlandırılmış şeyler vardır. Bunlar şu makamdır. Bu makam şu notalarla yazılır. Ve bu şöyle icra edilir, böyle icra edilir diye ders veririm. Öğrenirler. Kaç talebe yetiştirdiniz şimdiye kadar? Bu, yani tamamını öğrendi diyebileceğiniz kaç kişi var? Şimdi yetiştirdik, tam manasıyla yetiştirdiğimiz var. Ondan orta derecede yetiştirdiğimiz var. Tabii şimdi Üsküdar Subkarabet'te vazife aldığımda 7 sene içinde 40 kişiden oluşan
bir talebe grubum vardı. Onlara öğrettik. Sonra onlar da dağıldılar, evlendiler vesaire. Gedikpaşalı olduğum zaman 12 kişi vardı. Onlar da öğrenmişlerdi. Yani şimdi onu diyorum, eğer burada kalsalardı onlar, Türkiye'de kalsalardı, hepsi birer başmugani olmuştur. O vaziyette öğrendiler. Sizin yaptığınız bu işi dünyanın başka yerlerinde devam ettiren var mı? Yoksa Türkiye midir buranın merkezi, bu eğitimin merkezi? Şimdi şu anda kimse yok. Kimse ilgilenmiyor, çalışmıyor. Gerçi bilen fazla insan da kalmadı. Bütün kiliselerde başmugani var. Ama düşük derecede olduğu için öğretme kabiliyetleri yok. Öğretemiyorlar şu anda. İşte buraya geldikten sonra bu çocuklar geldi, 8 yaşından yanıma geldiler ve bunları adam akıllı işte öğrendik. Dediğim gibi iyi öğrendiğinde de var, öğrendiğinde de var. Vasati öğrendiğinde de var. Ermeni müziğinin en kıdemli ismi sizsiniz diyebiliriz herhalde o zaman, değil mi? Şu anda öyle gözüküyor. Çünkü burada vazife gören papazlar dahi benden bir şeyler öğrenmişlerdir ve icra ediyorlar. Bu dini eğitim kiliselerde mi veriliyor, yoksa evlerde de çocuklara yönelik bir dini eğitim yok, veriliyor mu? Yok, evlerde olmaz, kiliselerde. Kiliselerde. Bir taraftan gelirler, katılırlar okunan şeylere, ilahilere. Bir taraftan da tabii yaşları büyüdükçe ders almaya başlarlar. Gerçi ders verenler de yok şimdi, üşeniyorlar, ders vermeye uğraşmıyorlar. Bir de içinden gelecek insan, hevesli, öğretsin, yetiştirsin, yarını düşünsün diye onlara bilgi vermesi lazım. Yapmıyorlar. Ermeni okullarda bir dini eğitim veriliyor mu? Yok, yok. Eskiden vardı dini şeyler, şimdi hiç yok. Bu vaziyette kalkmıştır onlar. Siz de çocuklarınızı Ermeni okullarına gönderdiniz, evet, değil mi? Evet. Cemaat mensupları şimdi hala cemaat okullarını mı tercih ediyor, yoksa farklı okullara gönderiyorlar mı çocuklarını? Şimdi ilk öğretimleri cemaat ortaokuldan sonra, zaten şimdi ilk orta birleşmiştir galiba. O öğretim bittikten sonra isteyen, arzu eden başka şeylere, dershanelere, okullara verebiliyorlar. Fransız okuluna, İngiliz okuluna, Amerika okuluna vesaire. Siz çocuklarınızı gönderdiniz mi başka bir okula, yoksa hep Ermeni okullarında mı devam ettiler? Şimdi Ermeni okullarında bitirdiler. Evet. Biraz eşinizle nasıl ve ne zaman tanıştınız, onu anlatır mısınız bize? Kimle? Eşinizle. Eşimle. Eşimin ailesini daha önceden tanıyorduk. Bizim akrabalarımızın dolayısıyla akrabaları idi. Ondan tanışıyorduk. Artık evlenme çağım geldiğinde annem babam dedi ki, ya dedi şu, ne dersin dedi, Silva'ydı adam. Ne dersin dedi. Olabilir dedik. O vaziyette. Yoksa tanışıyorduk, bizi gidip geliyorduk birbirimize. Böyle bir teklif götürdük onlara. Bu vaziyette. Sizde de görücü usulü var o halde, öyle var, mi? Var tabii. Eskiden öyle flört diye bir şey yoktu. Arkadaşlık olsun bilmem ne yoktu. İşte görücü usulüyle. Hangi yıl evlendiniz? 1967. Eşiniz ne eğitimi almıştı? Okumuş muydu, ortaokul bir mesleği var bitirmişti, mıydı? Ortaokul bitirmişti. Çalıştı mı hiç? Evlenmeden bir yerde çalışmıştı, terzi üzerine, kendi evine yakın olarak gitmiş. Sonra tabii evlendiğimizde, nişanlandığımızda bıraktı, gitmedi artık. Siz mi istemediniz? Efendim? Yok, ben hiç şey yapmadım, kendi kendiliğinden bıraktı. Sonuna kadar da evlenmemiştir. Evlenmemiştir diyorum, çalışmamıştır.
Şeyi sormak istiyorum. Şimdi siz ta dedelerinizden itibaren hep İstanbullusunuz. Evet. Kendinizi İstanbullu hissetmediğiniz zamanlar ve olaylar oldu mu? Kendinizi dışlanmış hissettiğiniz zamanlar ve olaylar Yok, yoksa? olmadı. Yani olmadı. İstanbul, İstanbul. Yani hiç düşünmedik böyle bir şey, aklımıza bile gelmedi. He. İstanbul dışında bir yerde yaşamayı düşündünüz mü? Hiç gitmeyi, buradan ayrılmayı düşündünüz Yok, mü? olmadı. Olmadı. İstanbul'da doğduk. İstanbul'da artık öleceğiz herhalde. Aklımıza bile gelmedi öyle bir şey. Hatta çocuklarım da öyle. İstanbul'dan dışarıya gitmek istemezler. Herhangi bir yere gitmek istemezler. Peki cemaat dağılmaya devam ediyor mu? İstanbul'daki Ermeni cemaati için durum nasıl? Onlardan gitmeyi düşünenler var mı? Düşünenler olabilir tabii. Düşünenler olabilir. Ama gitmek için tabii biraz varlıklı olması lazım. Ki dışarıya gitsin, paralı gitsin, bir yer alsın, otursun vesaire. Şimdi dışarıya gitmek için düşünenler azdır çünkü. Gidip de ne yapacaklar? Ancak gençler gidecek, evlenmemiş olacak gidecek, bekar gidecekler. Ki orada bir iş kursunlar vesaire, bir bağlantı olsun. Ondan sonra gerektiğinde ailelerini de belki alırlar ama işte bunlar zor gözükür tabii. Şeyi sormak istiyorum. Şimdi diaspora Ermenileriyle Türkiye, İstanbul Ermenileri arasında politik bir takım anlaşmazlıklar olduğu biliniyor. Hani bu tehcir meselesiyle ilgili vesaire. Bu sizin Türkiye Ermenilerini nasıl etkiliyor? Sıkıntı yaşıyor musunuz bu mevzuyla ilgili? Bu mevzu olunca tabii canımız sıkılıyor. Niye bize karışsınlar, niye bize akıl versinler vesaire, böyle bir durumlar var. İstemiyoruz tabii. Yani dışarıdakiler kendi işlerine baksın, biz burada rahatız, işte kendi işimize bakıyoruz. O vaziyette öyle bir düşünce var. Şu anda yaşadığınız bir sıkıntı var mı Türkiye'de, Yok. İstanbul'da? Yani Hayır, hayır. memnun mu Ermeni cemaati İstanbul'da yaşıyor Tabii, olmaktan? tabii, tabii. Rahat rahat yaşıyoruz. Ermeni kimliğiyle ilgili bir sıkıntı yok yani. Yok, yok. Yakın geçmişteki üzücü bir olayı soracağım size. Hepimiz çok severdik. Hrant Hrant Dink'in Dink, evet. öldürülmesi. Evet. O olay nasıl etkiledi? Siz nasıl yorumluyorsunuz o hadiseyi? Öyle bir şey duyunca tabii birdenbire radyolar, televizyonlar birbirine girdi falan. Birdenbireye geldik, şaşırdık, nasıl olabilir böyle bir şey. Ama olmuş olan olmuştur bir kere. Üzüldük tabii. Üzüldük. Niye olsun? Niye olsun? Hatta Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı galiba. Hatırladığıma göre. Hatta çıktı hemen televizyonlara. Dedi ki, bu bir insana değil, hükümete sıkılmış bir kurşundur dedi. Hiç unutmuyorum bu lafını. Evet, öyle bir şeydi. Yani Türk hükümetine sıkılmış bir kurşundur dedi. Niye olsun, niye olmaması gerekirdi? Evet. Peki siz böyle değerlendiriyorsunuz ama hani kiliseye gelen giden cemaatten ya da dışarıdan gördüğünüz Ermeni cemaati üzerinde bunun etkisi nasıl oldu Hrant Dink'in? Üzüldüler. Hepsi üzüldü tabii. Hepsi üzüldü. Hatta cenazesine bile tıktım tıklam insan doluydu böyle. Caddeler doldu taştı. O kadar sevilen bir adamdı. Üzüldüler ama elde bir şey gelmiyor tabii. Olan olmuştur. Sizin çocukluğunuzda ve gençlik yıllarınızda hani İstanbul'da o zaman vardı ama şimdi yok, onu çok özlüyorum dediğiniz size ait bir şeyler var mı? Hani böyle lezzetler olur ya da ne bileyim İstanbul'un sevdiğiniz yerleri artık olmayan böyle özlediğiniz neler var eskinin İstanbul'una dair? Onu düşünmem lazım biraz. Ne olabilir? Özlediğimiz yok. Yok. Özlemiş mi? Yaşıyoruz yani burada. Ne özlenebilir? İşte her şey var burada. Ne özleyebiliriz bilmiyorum. İstanbul'un bugünüyle çocukluğunuzdaki İstanbul'u mukayese Tabii etseniz tabii çok hangisini tercih çok edersiniz? değişti. Çocukluğumuzun İstanbul'unu tercih ederdim. Daha az cemaat vardı. Gerçi biraz
yokluk vardı. Ama tatlı yokluk vardı. Her şeyi bulabiliyorduk, alıyorduk, ediyorduk. Fazla istekli şeyimiz yoktu. Halen şimdiye kadar yoktur öyle fazla istediğimi. Yiyeceğimiz bir ekmek, bir zeytin ekmek yeter bize. Yani o vaziyette düşüncem odur benim. Yani ben şunu düşündüm, zengin olsan, trilyoner olsan iki tabaktan fazla yiyemezsin. Zaten iki tabaktan fazla yemeye kalkarsan hastalık gelir, rahatsız olursun vesaire. Bir de sizin yıllar önce başlayan bir şeyiniz var. Birlikte yaşamak konseri. Evet. O konseri biraz anlatır mısınız? Nasıl bir konser o ve hangi sebeplerle böyle bir şeyin içine girdiniz siz? Ne düşündünüz? Evet, şimdi Taşkın Savaş var. Türk grubunun şefi. O bir gün gelmişti burada, bir düğün vardı. Gelmişti. Burada tanıştık. Nişan Bey kim falan filan duymuş herhalde. Böyle böyle bir projemiz vardı. Ne dersin, kabul eder misin falan dediyse olabilir dedim. Olabilir. Tanışmamız öyle oldu. İlk defa burada tünele giderken Karaca Tiyatrosu var. Orada ufak bir şey olacaktı dedi. Konser olacak. Katılmış. Tamam, katılırım. Girdik. Başlangıç öyle oldu. Ama daha önce bir şey var. Daha önceden de hani Taşkın'dan tanışmadan önce. Ama onu sonra anlatayım. Şimdi sırayla Taşkın'ı anlatayım. 200 kişilik bir topluluk vardı. Herkes sevindi, beğendi. Taşkın dedi ki tamam, bunu devam ettireceğiz dedi. Ayar İrine'de bir konser vardı. Oraya gittik tekrar. Şimdi bu konserlerde Ermeni cemaati, Türk cemaati, Yahudi cemaati tabii geliyor, yan yana oturuyorlar, hoşlanıyorlar, alkışlıyorlar vesaire. Çok güzel günler geçti. Sonra başladı, Atatürk Kültür Merkezi'ne devam ettirdik. Arada bir Cemal Reşit Rey tabii devamlı her sene aşağı yukarı bir ya da iki konser veriyorduk. Çok güzel geçiyordu. Gelen misafirler çok beğeniyorlardı. Hatta bir ara kitap fuarı vardı Almanya'da. Frankfurt'a davet ettiler. Bizi gitti Frankfurt'a. Sonra Barcelona'ya gittik. Orada da sokak gösterisi yapıldı. İki yerde konser verdik. Çok güzel günler geçti. Taşkın'la olan devam etti tabii burada. Her sene İstanbul'un fethi dolayısıyla veriyordu konserler. Bu son iki senedir vermiyoruz. Ne bakımdan bilmiyorum, ne hakkında. Belki bundan sonra tekrar devam edecek. Bu arada bu Taşkın'la tanışmadan önce Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nin altında bir sahne vardı, Aziz Nesin sahnesi. İlk defa oraya çıktık biz. Gönül Paçacı tertip etmişti. Orada icra ettik bunu falan. Hoşlandılar, herkes hoşlandılar. İlk defa oraya çıkmıştık. Ondan sonra Taşkın'la tanıştık. Melih Duygulu bizi şeye davet etti, Hollanda'ya. Orada Amsterdam ve Rotterdam'da iki konser verdik. Ancak iki kişilik, ben talebemle gitmiştik. Bir de iki kişi vardı burada, başka semtlerde oturan, ki onlar da talebem olmuştu. Dört kişilik grupla katıldık. Tabii orada da Rumlar vardı, Yahudiler vardı, Ermeniler vardı. Orada Polonya'ya gittik talebemle. Halen Polonya'da devam ediyor. Ancak benim yalnız talebem gidiyor şimdi oraya. Benim tabii burada işlerim var olduğu için gidemiyorum, bırakamıyorum. Böyle sağa sola gidip
temsil ediyoruz. Yurt dışı gezilerinizde Ermeni cemaatin bulunduğu yerlere mi gidiyorsunuz? Ermeni cemaati de var. Tabii Türk cemaati de var. Yani gittiğimiz, hep beraber gittiğimizde tabii cemaatler, Rum cemaati, Yahudilerin cemaati. Onlar, evet. Türk müzik çevreleriyle nasıl bir ilişkiniz var? Klasik Türk müziğiyle sadece dinleyici olarak ilgilendim dediniz. Evet. Ama herhalde Gönül Paçacı'dan, Taşkın Bey'den bahsettiğiniz bir tanışıklık var. Tabii. Nasıl bir ilişkiniz var müzik çevreleriyle? Şimdi Taşkın Savaş'tan aile dostu olduk diyebilirim. Onlar bizim eve geldiler. Biz onlara gittik, iftara davet etti gittik. Benim torunumun vaftiz törenine davet ettim, geldiler. Hatta şeyle beraber, Abdurrahman Şen, ondan beraber. Çok iyi dostluklarımız var. Evet. Bayramlarda tebrik ederiz birbirimize karşılıklı. Hatta yılbaşı olunca Taşkın her zaman söyler onu. Herhangi bir yerde bir röportaj yaparsa hatırlar. Dolma yapardık. Dolma, Ermeni dolması meşhurdur. Dolma, topik, aşure, yılbaşında götürürdüm Taşkın'a, verirdim. Abdurrahman'la Bey'e de verirdim. Çok hoşlanırlardı falan. Böyle bir şey, dostluklar var. Bu saydığınız yemekler Ermeni mutfağından mı? Evet, tabii. Siz de aşure yapıyorsunuz, tabii, öyle mi? Tabii. Türk aşuresi ile Ermeni aşuresi birbirine benziyor mu peki? Benzemez. Türk aşuresinde fasulye kullanırsın, nohut, bunları biz kullanmayız. Yalnız kuş üzümü kullanırız. Tabii başka ne oluyor? Ben yapmadığım için yok yani şey, kayısı kullanırız. Bir de buğday tabii. Değil mi? Müslümanlar bir Muharrem'de yapar aşureyi. Ermeniler için böyle aşure yapılan özel bir zaman var mı? Yılbaşında yapılır, yılbaşında. Evet. Noel'de mi? Evet. Evet. Peki şeyi sorayım. Şimdi hangi kiliselerde vazife yapıyorsunuz? Neyi? Hangi kiliselerde vazife yapıyorsunuz şimdi? Şimdi buradayım tabii. Beyoğlu 3 oranda bulunuyorum. Salı ve pazar günü aynı günümüzdür. Ayrıca perşembe günleri Balat Kilisesi'nde vazifeliyim. Orada. Ayrıca başka yerlerin, başka kiliselerin günü olur vesaire. Oraya davet ediliriz, gidelim. Mesela Kayseri'nin gününde Kayseri'den davet edilir, gittik. İskenderun'a gittik. Böyle davet ediliriz. Çünkü başka icra edecek grup azdır. Ancak korolar var, üç sesli korolar var. Onlar çoktu şimdi. Onlar bazen giderler sağa sola, icra edilir. Ama onlar, korolar yalnız badarak dediğimiz ayini icra ederler. Biz sabahtan başlarız, akşam ayini, gece ayini ve badarakı hep birlikte yaparız. Bir günde yapılan kaç tane ayin var? Şimdi esasında gece ayini, sabah ayini, öğle ayini, ikindi ayini, akşam rahatlama ayini, 5 oluyor, 5 oluyor. Aynı sizin gibi işte. Evet. Bunu şimdi cemaat iştirak etmiyor herhalde, değil mi? Bütün bu ayinleri. Etmez. Etmeyebiliyor. Onun için şimdi gece, sabah ve öğlen ayinini birleştirmişiz biz. Sabah ayini, gece ayini, arkadan sabah ayini ve badarak dediğimiz öğle ayini birleştirmiştik ki cemaat gelsin ve kolaylık olsun onlara. Diğer olayları konuşurken arada kaldı, sormadım size. 1970'lerdeki terör olayları sebebiyle epeyce cemaatten insan yurt dışına gitti dediniz. Evet. Sonrasında bir 12 Eylül'de darbe var. Evet. 80 ihtilali dönemi. O yıllarda siz neler yaşadınız? Sizin şahit olduğunuz olaylar var mı o günlere dair? 12 Eylül, yani ben öyle şeylere karışmam gerçi. Ama duyduk işte böyle bir şey olurdu. O zaman iş hayatımızda böyle bir şey olmuş dedik. İşte yalnız konuşulanları duyduk. Başka ne yapabiliriz? Vaziyette. Yani bir üzüntümüz oluyor tabii.
memleket için üzüntümüz oluyor ki niye olsun böyle, memleket geriye gidiyor. Tabii zor durumlar tabii. O zamanlar Kadıköy'de yaşıyordunuz değil mi? Kadıköy'de evet. Siz ilk Kadıköy'e taşındığınız zamanla şimdiyi mukayese etseniz Kadıköy nasıldı, şimdi nasıl? Kadıköy daha kalabalıklaşmıştır. Şimdi işte vasıtalar var biliyor musunuz? Metrolar yapıldı. Kartallardan mesela biniyor metroya, geliyor Kadıköy'e. Orada Kadıköy tıklım tıklım olmuştur şimdi. Lokantalar, kafeler vesaire çok kalabalık olmuştur. Siz hangi sene taşınmıştınız Kadıköy'e? Hangi sene? 79. Çünkü 77 oğlumun doğum günü. 2 sene sonra, 2 yaşındaydı, gittik oraya. Hatırlıyorum 79'da. O zaman Kadıköy'de Ermeni cemaati çok muydu? Vardı tabii. Şimdi nasıl? Şimdi de var. Ama dağılmış şekilde, yani hep toplu bir yerde değil. Öyle ki yani birbirlerini tanımıyorlar bile. Kim var kim yok bile tanımıyorlar. Biri orada, biri orada, biri orada. Muhit olarak daha Bostancılara kadar oturan, yaşayan aileler var Ermeni cemaatinde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim sorabileceklerim bu kadar. Sağ olun, katıldınız.